Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kapasitörler ve bunların ilk dolumu nasıl yapılmalıdır? Bununla ilgili konuşacağız ve ilk dolumun nasıl yapılacağını göstereceğim ben size. Öncelikle kapasitörümüzün markası AudioPipe. 3,5 faratlık baya büyük bir kapasitör. Dijital voltmetre göstergeli çiftlikte. Hani piyasada orta segment, orta üst segment arasında kullanabileceğiniz iyi bir ürün. Şimdi bunun ilk dolumunu yapmak için öncelikle ben evde dolumunu yapacağım. Evde dolum yapmak için ilk kullanacağım şey büyük fanlı, her zaman fanını değiştiririm, daha büyük fan takarım. Adaptör. Yaklaşık 12 volt, 29 amperlik bir adaptörümüz var. SMPS diye geçer, switch mode power supply diye geçer. 220 ile çalışır. Bunu öncelikle fişine takacağız ama onu takmadan önce şimdi kapasitörümüzün bir artı bir de eksi girişi var. Artı girişi üzerinde her zaman kapasitörü kendi kutusu içerisinde çıkan bu gördüğümüz sarı, mor, siyah, sarı renkli direnç, artık kodunu bilmiyorum, elektronikçi arkadaşlar daha iyi bilir. Bu direnç çıkmaktadır. İlk dolum sırasında kapasitörünüzün aşırı yükten dolayı elektronik olarak patlama veya şu gördüğünüz noktadan dışarıya doğru gaz kaçırmasını istemiyorsanız, yani kullanılamaz hale gelmesini istemiyorsanız, bu dirençle ilk dolumu yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Ani yüklerden uzaklaşmanız gerekiyor ve ilk dolumu ne kadar kaliteli, ne kadar sakin, yavaş yaparsanız kapasitörün ömrü buna bağlı olarak o kadar uzun oluyor. Tabii içerisindeki elektrolikitin de kalitesi bunu belirliyor, devrelerin de kalitesi ya da nasıl kullanıldığı da bunun kalitesini belirliyor, ömrünü belirliyor. Bağlamak için burada gözüken artı hattı üstüne şu direnci kafasının üstüne kapasitörü sıkıştırıyorsunuz. Eksi hattı boşta kalıyor. İlk olarak her zaman ben söylerim, şaseyi bağlamalıyız. Bizim eksi kablomuz burada. Geçici olarak böyle, yoksa başlık kullanıyorum. Timsah veya normal menör başlıklarım bulunmakta. Başlığı açıyoruz. Başlığı açtıktan sonra şöyle daha net bir şekilde göstereyim. Eksi kablomuzu buraya şu şekilde sabitliyoruz. Kesinlikle geçicidir. Aracınızda kesinlikle başlıksız montaj yapmayın. Başlıksız montaj bir süre sonra bir yerinden çıkar. Şasede herhangi bir problem, kısa devreye neden olabilir. Sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Temas yüzeyini arttırmak için. Ardından diğer tarafa zaten şey sıkıştırmıştık. Direnci. Yaklaşık 6 voltta açılmaya başlar kapasitörler. Getirebildiğiniz maksimum voltaja kadar yavaş yavaş getirmeniz gerekiyor. Şimdi 220 fişe takıyoruz. Şu anda hattımızda artı 12 volt bulunmakta. Şöyle göstereyim. Şimdi direncin ucuna bunu verdiğimizde yavaş yavaş dolum başlayacak. Şu anda kapasitör doldurmaya başlıyor kendini. Birazdan ledler yanmaya başlayacak. Şu anda ağır ağır dolduruyor. Gördüğünüz üzere 10.6, 10.8 şeklinde ilerliyor. Dolum anında da herhangi bir problem olursa ya direnç patlar ya da herhangi bir sıkıntıda büyük ihtimalle adaptör kısa devre yapar, bırakır. Fakat bu tarz bir problemle karşılaşmak istemiyorsak tabii yine de dikkatli, kaliteli cihazlarla dolum yapmamız lazım. Kısa devreye, şasiye kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor. Dirençle dolum mutlaka yapılmalı, yoksa çok çok yaşadığımız kapasitör patlamasını görüyoruz. Üst taraftan duman çıkarak patlatıyor. Yavaş yavaş gündelik çalışma voltajına doğru yaklaşıyor kapasitörümüz. Hala buz gibi. Herhangi bir problem olsaydı kapasitörün şu an üstü aşırı derece sıcak olurdu. Herhangi bir ısınma veya
benzeri sıcaklık artışı gözükmüyor. Şu an kapasitör kendini doldurmaya devam ediyor. Dolum devam ediyor arkadaşlar. 12.3'te. Ara vermeden şu şekilde tutarak pot vitronuna devam edelim. Birbirine değdirdiğimiz zaman kısa devre böyle oluyor. 12.3 volta kadar çıktı. Bir volt daha arttı. Bu şekilde yükselmeye devam ediyor. Ağır ağır artar. Bu dakikadan sonra ağır ağır artacak. ...1 volt daha arttırdı kendini. Bu noktadan sonra dolum yavaş yavaş ilerliyor. Çünkü evde kullandığımız adaptör, arabanın alternatörü gibi 80, 90, 100 hatta 120 amperlik bir depo akım sunamıyor. Bu akıma karşılık bizim elimizde 30 amperlik bir adaptör var.
ister istemez yavaş doluyor normal haline göre. Biraz daha bekleyerek dolum süresini uzatabiliriz. Yaklaşık 13.5 volt, 13.8 volta hatta 14 voltlara geldiğinde kapasitörünüz kullanıma hazır hale geliyor. Şu anda da hazır fakat 13.8'i 14'ü dirençle beraber gördüğü noktada çok çok daha performans alınabilir hale gelir. Bir volt daha attık hemen yukarıya. Dirençte hafif bir ısınma var sadece. Şu anda kapasitörümüz kullanıma hazır. Direkt 12 volt verilebilir. Artık direkt oradan çekip cihaza şu an çalışma voltajının tamamını verebiliriz. Kapasitörünüz kullanıma hazır. 14.5 volt sanırım görüyorsunuzdur. Artık rahatlıkla yüklenebilirsiniz. Ses sistemlerinizi kullanabilirsiniz. Hala herhangi bir ısınma, patlama, şişme veya benzeri bir şey görünmemekte. Kapasitör tamamen